Merhaba koçlar, nasılsınız? Bugün bana sıklıkla gelen bir sorunun cevabını arayacağız ve bu cevabı bulduğumu düşünüyorum. Soru şu, acayip bir soru. Her şeyi isteyenler olur ya, onun üzerine bir de ucuz olsun denir. Onun gibi bir soru. Gitara yeni başlıyorum, duman çalmak istiyorum ama Metallica'da çalabilirim. 1000 lira bütçem var, güzel bir gitar arıyorum. Evet arkadaşlar, bu dördünü birden bir anda sağlayabilecek bir gitar var mı? Ben de bu sorunun cevabını bulabilmek için kendimi yollayacağım. Attım. Ülke ülke dolaştım ve sonunda cevabı Japonya'da buldum arkadaşlar. Evet, Arya markasından bir gitar geliyor yine. Gitarımızın markası modeli Arya 714 STD. Büyük ihtimal standart. 714 standart. Strat kasa kopyası bir başlangıç gitarı. Bu gitarı test edebilmemiz için bize gönderdiklerinden dolayı Senkop Müziğe çok teşekkür ediyorum. Gitar hoşunuza giderse de daha fazla bilgi almak, fiyatını öğrenmek için Senkop Müziğin mağaza sayfasını bağlantılara bıraktım dostlar. Arya markası ne diye soracaklar yine çıkabilir karşımıza. Önceki videolarda orta seviyeye hitap eden bir Les Paul kasa, harika mavi bir gitar tanıtmıştık Arya'dan. O bölümde Arya markasını da detaylı bir şekilde inceledik. Merak edenleriniz için kartlara koyuyorum. O videoyu da izleyebilirler. O videoda da anlattığım gibi Arya harika fiyat performans gitarları üretiyor. Çünkü çok uzun süredir 60 yılı aşkın bir firma. Çok büyük tecrübeleri olan Japon asıllı bir firma. Günümüzde gitarlar dolar kuru yüzünden çok pahalanmış durumda. Başlangıç gitarı olarak önerdiğimiz gitarlar bile şu an ciddi miktarlara ulaşmış durumda. Bu dönemde ben 12 başlangıç gitarı diye bir bölüm yapmıştım. Merak edenler için onu da kartlara bırakıyorum. Fakat orada paylaştığımız gitarların fiyatları bile inanılmaz bir şekilde yükseldi. Ben kara kara düşünürken yıllar önce aslında görmüş olduğum, bilmiş olduğum bu Arya markası yeniden karşıma çıktı. Ve beni çok mutlu eden, çok uygun fiyatlara kaliteli gitar üretmeleri oldu. Şimdi bazı arkadaşlarımız bunu şey gibi algılıyor. Yani bu gitar mucize yaratmayacak arkadaşlar sizin için. Tabii ki bir Fender'le, bir Sur'la yarışabilecek gitarlar değil. Fakat müziğe başlayan arkadaşlarım için inanılmaz nimetler barındırıyor bu uygun fiyatı içerisinde. Evet, bu harika gitarı tanıtımına geçmeden önce lütfen videoyu beğenir, kanala abone olur ve bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. İlk önce biraz tıngırdatalım. Sonra teknik özelliklerini, farklı manyetiklerde nasıl ses verdiğini ki hem dumancılara hem metal çalan insanlara neden uygun bir gitar olduğunu... Spoiler vereyim, full push düğmesi var ve humbucker mindimiz single de oluyor. Tüm bu ayarları yaptığımızda gitarın nasıl tınladığını hepsini birazdan inceleyeceğiz. Ama öncesinde gitarımızı birazcık tınlatalım. O zaman ne duruyoruz? Arya Pro 2 714 STD bölümü başlasın. Duyduğunuz gibi gitar hem parmağa hem penaya hem tekniklere güzel tepkiler verebiliyor. Zaten başlangıç gitarlarında da en büyük aradığımız şeylerden birisi benim önümü tıkamasın, benim önümü açsın. Yani yeni bir şeyler öğrendikçe ona karşılık verebilsin gitar. Gövdeden başlayalım bu sefer. Japonlar, Ibanez de öyle, bu uygun performanslı gitarlarda gövdede ıhlamur kullanmayı çok seviyorlar. Buna basswood deniyor İngilizce'de. Ihlamur tercih etmelerinin nedeni Fender'lerde kullanılan kızıl ağaç veya akça ağaca, tiska
karakteri bakımından benzemesinden dolayı. Sıcak ve yumuşak bir tonu var. Her ne kadar Tiz karakteri benzese de ıhlamur çok daha böyle orta tonlara hitap eden bir ağaç. Ve dolayısıyla da siz bu gitarı farklı tarzlara doğru yönlendirebiliyorsunuz bu sayede. Gitara yeni başlayan kardeşlerimin çoğu aslında tarzını kafasında belirleyemiyor ve bunu zamanla oturtuyor. Bazen aldıkları gitar yönelmek istedikleri tarzın tam zıttı çıkabiliyor. İşte bu basswood gibi ağaçlarda siz yöneleceğiniz tarzın tam karakterini belki elde edemiyor biliyorsunuz ama en azından ona geçiş döneminde size rehberlik ediyor, yol gösteren bir enstrümanınız olmuş oluyor. Gitar ağaçlarının tona etkisi hakkında çok ayrıntılı bir videomuz var. Merak eden dostlarım varsa onu da kartlara yerleştiriyorum. Ihlamur ağacında tek dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Ihlamur yumuşak bir ağaç. Bu gitarı bir yere çarpmamaya çalışmak gerekiyor. Çünkü üzerinde göçükler oluşabilir. Hemen arkasına bakalım gitarın. Yay sisteminin içerisinde bulunduğu kapak burada. Tıpkı Arya'nın Les Paul kasasında olduğu gibi kolay çalım rahatlığı olsun diye gövdeyle sap birleşiminde bir oyukluk var. Bu sisteme bolt-on deniyor. Yani yapıştırma yöntemi değil, vidalama yöntemiyle sapla gövde birleştiriliyor. Normalde bu gövde buraya kadar uzanır ve üstteki vida burada olurken Arya'nın yapmış olduğu sistemde evet yine 4 vida var, yine çok sağlam. Fakat şuradaki oyukluk sayesinde gitarın alt perdelerde çalım rahatlığı çok fazla artmış. Zaten klavyede de normal stratlara göre bir farklılık var. Onu da birazdan klavye bölümüne geldiğinde anlatacağım. Tabii normal stratlarda da olan oyukluklar burada da mevcut. Ön tarafta da mevcut. Bunlar çalım rahatlığını da sağlamaya devam ediyor. Kolumuzu koyduğumuz yerde çok rahat bir ortam var. Göğsümüzü yasladığımız yer kasa kesimi çok rahat bir ortam sunuyor bize. Gitarın çalımında rahatlık olarak hiçbir kusur yok. Uzaktan bakıldığında gitara çok büyük bir farklılık görüyoruz ve aslında bu farklılıklar genelde Arya'nın bir imzası gibi oluyor. Bakın pickguard'da çok değişik bir kesim söz konusu. Şimdi bazı dostlarım bunu sevmeyebilecektir. Kafaya takan arkadaşlarım olabilir. Fender'e benzeseydi beni çok daha mutlu ederdi diyecek arkadaşlarım olabilir. Benim hoşuma gitti mi? Benim çok hoşuma gitti. Arya'nın bu denediğim ikinci gitarı ama tasarım çizgilerini çok başarılı buldum. Burada tek canımı sıkan nokta humbucker manyetiğinin şuradaki oyukluğunu çirkin buldum. Çirkin gözüküyor. Tek canımı sıkan nokta o oldu. Sedef görünümlü plastik bir pickguard kullanılmış. Pickguard'ın bitim noktasında da siyah bir çizgi var. O da şık duruyor. Bu gitarın rengi 3 tonlu sunburst. 3 tonlu ne demek? Dış kısmı siyah. Geçiş kısmında bir kırmızılık var. Orta kısımda daha doğal. Farklı renkleri de mevcut bu gitarın. Birçok farklı renk seçeneği var. Jack girişi klasik Fender'lerde, Strat'larda olduğu gibi. Tabi Jack girişi burada olması Gibson'a alışık bir insan olarak beni rahatsız ediyor. Buraya çok daha uyumlu bir jack almanız uygun olacaktır. Çünkü kolla da oynayacağınız zaman bu kolu tutarken, oynarken jack'a çarpmanız çok muhtemel sizi engelleyebilir. Evet, alt eşikte Fender'in icat ettiği Hardtail Fixed köprü sistemi bulunmakta. Yine bu köprü sistemleriyle ilgili çok detaylı bir videomuz var. Onu da kartlara bırakıyorum. Bu sisteme tremolo kolu bağlanabiliyor ve telleri istediğimiz zaman pesleştirebiliyoruz bütün telleri aynı. Bu sistemde tizleştirme yok. Yani bunu ters tarafa doğru çalıştıramazsınız. Sadece pesleştirebilirsiniz. Tabii ki bu sistemin çalışabilmesi için arka kapağı açtım sizlere görebilmeniz için. Bir yay sistemi var. Bu yaylar gövdeye bağlı ve siz gerdiğinizde bu yayları yaylarda yerine oturabilmesi için köprünün geri çekiyor onu. Buradan lehim işçiliğini de görebiliyorum. Gayet kaliteli bir lehim işçiliği yapmışlar. Topraklama bu da. Sağlam bir lehimle bağlanmış. Şimdi bu tarz gitarlarda, stratlarda klavye bombeli olduğu için eğer sistemi de bombeli bir şekilde ayarlanıyor yükseklikleri. Entonasyon ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz arkasından. Vidaları çevirmek çok kolay ve rahat. Tel yüksekliği ve o bombeyi vermek için de burada en küçük alyanlardan bir tanesini kullanıyorsunuz. Köprüyü sağlam tutabilmek için de tam 6 tane vida kullanılmış. Süper Stratlarda ve Floyd Rose'larda ki gibi bu tremolo koluyla çok oynamamanız lazım. Zaten ıhlamur ağacı eğer bunu çok bastırırsanız bu vidalar ağaca zarar verebilir dostlar. Dediğim gibi ıhlamur ağacı yumuşak bir ağaç. O yüzden bu Vami Bar'la çok hafif efektler vermeniz gerekiyor. Metal malzemelerin hepsi krom kaplama. Parlak ve gayet şık duruyor. Manyetiklere gelelim şimdi de. Bence gitarın en önemli noktalarından bir tanesi bu manyetikler. Humbucker single single tercih edilmiş. Normalde stratlarda biliyorsunuz single 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 tercihtir genellikle. Ama dikkat edin, hard rock, heavy metal çalan gitaristler strat kasa kullansalar bile humbucker manyetikleri genellikle tercih ediyorlar. Single görünümlü humbucker manyetikler de vardır. Iron Maiden'ın gitaristlerine çok dikkatli bakın.
bakın sanki single manyetikleri var gibidir ama iki tane çizgi bulunur üzerlerinde. Aslında o manyetikler humbucker'dır. Burada ise direkt humbucker single single tercih edilmiş ama en alttaki tone potansımızda aynı zamanda push pull bulunuyor. Yani çektiğiniz zaman havaya kalkıyor ve humbucker manyetiği single'a çeviriyor. Birazdan dinleteceğim. Çok işe yarıyor. Bir önceki tanıttığımız Aryo Pro'da manyetikleri seri ve paralel yapma tuşları vardı. Orada single etkisini çok fazla alamıyorduk ama bu push pull sisteminde o single etkisini gerçekten hissediyoruz. Tabii ki 5 yollu bir switch'imiz var. En alta getirdiğimizde köprü manyetiği, bir yanı orta manyetikle köprü manyetiği, ortası orta manyetik, bir üstü sap ve orta manyetik, en üstte de sap manyetiğinin sesini alabiliyoruz. Benim ise Clinton'da en sevdiğim kısım şu iki manyetiğin aynı anda çalıştığı kısım. Single manyetikler tabii ki dip gürültü yapar ama humbucker manyetimizde hiçbir dip gürültüsü yok. Onu single'a çevirdiğimizde hemen dip gürültüsü başlıyor. Buradaki switch'imizin ve potanslarımızın elektronik aksamlarına ulaşmak istersek de pick guard'ı kaldırmamız gerekiyor. Çünkü arkada onlara ulaşabileceğimiz herhangi bir delik, boşluk yok. Bu arada pick guard'dan hoşlanmayan arkadaşlarım bu pick guard'ı da değiştirebilirler. Orijinal Fender pick guard'larını bu gitara takabilirler. Evet, yavaşça sapa doğru ilerleyelim. Sapta akça ağaç kullanılmış. Tek parça olduğu görünüyor. Gövdenin parça sayısını söylemedim ama zannedersem 3 tane parçadan oluşuyor gövdede. Daha fazla da olabilir çünkü bunun sayısına ulaşamadım. Gözümle de seçemiyorum parçaları. Fakat hissiyatı sanki gövdede tek bir parçadan oluşmuş gibi duruyor. Yani çizgiler çok belli değil. Parça sayısını hissettirmiyor dışarıdan bakıldığında. Sap C şeklinde, bir yayvan değil. Düz bir şekilde kesilmiş. Herhangi bir alt perdelere gittiğimizde bazılarında alt perdeleri daha çalalım diye çapraz bir işçilik olur. Ama tabii ki bu uygun fiyatlı gitarlarda bu kadar işçiliğe girmezler. Sapımız ne ince ne kalın. Çalımı tutumu gayet rahat. Burgular çok standart burgular. Herhangi bir özel ekstra bir burgu kullanılmamış. Genel olarak bu tarz gitarlarda kullanılan burgu sistemlerinden kullanılmış. Tremolo kulunu kullanmadığınız zaman herhangi bir akort kaçıklığı yaşamıyoruz. Fakat yoğun bir şekilde tremolo kulunu kullandığınız zaman burgular akordu çok fazla tutamayabiliyor. Kafa tasarımı normal stratlara göre birazcık modern duruyor. Hiper stratlara benziyor, andırıyor. Klasiğe benzer bir tasarım burada seçilebilirmiş. Sanki strat kasaya birazcık modern kaçmış gibi geldi bana. Yine de çok rahatsız edici bir havası yok. Perdelerin kalınlığı hoşuma gitti. İşçiliği fena değil. Gitarda herhangi bir cızlama bızlamaya rastlamadım ben. Tesviyesini güzel yapmışlar. Şu aşağılarda değil ama şu üstte birazcık perdeler elime battı. Bir önce tanıttığım Arya'da bu işçilik biraz daha başarılıydı. Tabii o gitarla bu gitarın arasında da bayağı bir fiyat farkı var. Entonasyonu çok ince bir şekilde kontrol ettim. Entonasyonu çok başarılı gitarın. Hatta hemen hızlıca bir entonasyon testi yapalım size. Öncelikle boş tel vuracağım. Sonra 12. perdede bakıyorum. Gayet başarılı. Birebir tutuyor. 7. perdede bakayım. Başarılı. 15. perdede bakıyorum. Gayet iyi. Re telinde bakayım. Boş tel. 12. perde. 7. perde. 15. perde. Çok başarılı. En alt mi telinde bakıyorum. Boş tel. 12. perde. 7. perde. 15. perde. 15. perde de en alt mi telinde hafif bir tizlik var, o kadar. Gitarın entonasyonu çok başarılı. Diyeceksiniz klavye hangi malzemeden yapılmış? Klavyesinde yine değişik bir şey var. Techwood var. Bu kavak ve Afrika'da yetişen obeke ağacının birleşiminden oluşmuş klavye. Tabi bu tarz gitarlarda klavye ağacını seçerken birazcık uygun fiyatlı malzemeler seçiyorlar. Bu iki ağacın birleşimi güçlü bir yapı oluşturmuştur ve zedeleneceğini, zarar göreceğini zannetmiyorum. Rengi de gül ağacını andırıyor zaten. Ne görsel olarak ne fiziksel olarak bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Şimdi gitarın farklı manyetiklerde, farklı tonlarda nasıl tepkiler verdiğini beraber dinleyelim. Ben gitarı direkt ses kartıma bağladım. Ses kartından da bilgisayarda amfi modellemeleri açtım, pluginler. Bunlardan clean olanı Guitar Rig 5 ile elde ettim. Drive'lı olanı ise LM Sound Lab'in bir PV modellemesiyle sağladım. Hemen size clean tonun nelerden oluştuğunu göstereyim.
söyleyeyim. Bir kompresör var, Hoss Solo var, kabinde 2x12 Amerikan, mikrofonda RIP 121 ve bir tane equalizer'ımız var. Orada da birazcık tizleri ön plana çıkardım. Çünkü tok karakterli bir amfi modellemesi. Birazcık da reverb'ümüz var. Evet, şimdi köprü manyetiğinden başlayalım. İlk önce humbucker olarak kullanacağım. Clean tone'da sırayla hepsine geçiş yapacağım. Ton potansım sonuna kadar çevrili, volume potansım sonuna kadar çevrili. İkinci pozisyon. Orta manyetik. Dördüncü pozisyon. Ki benim en sevdiğim. Şimdi hemen humbucker'ı single yapalım push pull ile. Bir de öyle dinleyelim. Hemen humbucker'a geri çeviriyorum. Farklıyım. Bir de yine single yapayım ama şu ikisini birden kullanayım. Wow. Clean'de gerçekten güzel tepkiler veriyor. Bu gitarın manyetiklerini gayet başarılı buldum. Şimdi drive tonlarına geçelim. Drive tonuna geçmeden önce size drive tonumda neler kullanıyorum onu göstereyim. LM Soundlab'in Amput Roots diye bir amfi modellemesi var. PV5150'nin kopyası bu. Fakat efektler için ve kabin için Gitarik 5'ten destek alıyorum. Burada 4x12 Grifier ve SM57 var. Yine Equalizer'da bir şeyler var. Delay'i kapatacağım, birazcık reverb veriyorum. Humbucker'la başlıyoruz. Köprü manyeti. Nasıl sonuçlar alacağız? İkinci pozisyon. Orta manyetik. Dördüncü pozisyon. Gitar zaten diğer manyetiklerde ötmesi çok zor. Şimdi bir de humbucker single yapalım. Bakalım nasıl olacak. Bir de şu ikisini birden alalım. Çok güzel. Virüs parçamda nasıl tınlayacak gitar?
Arkadaşlar çok güzel, çok başarılı. Gerçekten yani şöyle düşünüyorum. İlk gitarımı düşünüyorum, şimdi bunu düşünüyorum. Arasında dağlar kadar fark var. Keşke ben de böyle bir gitarla gitara başlama şansı bulsaymışım. Bu gitarı ben ilk defa bu videoda çalmıyorum. 3 tane falan canlı yayında biz test ettik. Twitch'te ve Instagram'da olan canlı yayınlarımıza mutlaka dahil olun, katılın. Bu tarz ürünler geldiği zaman ilk önce biz beraber canlı yayınlarda bunu test ediyoruz. Artılarını, eksilerini konuşuyoruz. Verdiği tonları duyuyoruz. Ben canlı yayınlarda bu gitarı gerçekten çok severek çaldım. Umarım siz de gitara başlamaya karar verirseniz bunu ilk gitarınız olarak tercih edersiniz. Çünkü başarılı bulduğum bir gitar oldu. Şimdi artılarına ve eksilerine gelelim. Sonra da videomuzu bitirelim. Artılarına gelecek olursak en büyük artısı fiyatı ve performansı. Humbucker sunması, humbucker'ı single yapabilmemiz ve dediğim gibi ister Duman çal, ister Metallica çal, ister Iron Maiden çal. Gitar bütün tarzlara göz kırpıyor. İşçiliği güzel, malzeme seçimleri iyi, görüntü olarak şık. Sapla gövdenin birleşim noktasının yine oyulmuş olması artılarından bir tanesi. Gitarın çalımı alt perdelerde çok rahat. 22 perde olması benim açımdan büyük bir artı. Normalde Strat'larda 21 perde oluyor ve ben o 22. perdenin eksikliğini, oradaki notaların olmamasını çok hissediyorum. Bu gitarın 22 perde olması benim çok hoşuma gitti. Ama dediğim gibi en büyük artısı şu olmuş. Push-pull sistemi var. Push-pull sistemi gitarın en büyük artısı. Eksiklerine gelecek olursak işçilikte ufak tefek eksiklikler var. Dediğim gibi perdelerin hepsinde değil ama üstte bir iki tanesinde elime batma hissettim. Pickguard'ın bazı noktalarında böyle açıklıklar görebiliyorum. Ama onun haricinde gözüme batan bir işçilik kazası olmadı. Bunlar çok ufak eksiklikler. Pickguard'ın şekli size eksiklik gelebilir. Benim için tasarımsal bir güzel ama standart Strat tasarımına alışmış olanlar yadırgayabilir bu pickguard tasarımını. Basswood ıhlamur seçilmesi belki bir eksik olabilir. Kızıl ağaç veya akça ağaç olsaydı Strat tonuna biraz daha yakın olabilirdi belki. Ve çok yumuşak bir ağaç. Gitarı sağa sola çarpmamamız gerekiyor. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Bulabildiğim eksikler bu kadar gitarda. Bu fiyattaki bir gitara göre ahım bir eksikliği olduğunu düşünmüyorum. Evet, bir tanıtımın daha, bir videonun daha sonuna geldik. Bugün yine çok mutluyum. Çünkü başlangıç için harika bir seçenek daha keşfettim ve tanıttım. Kanalın konsepti zaten bu oldu. Yani başlangıç ve orta seviye gitaristler için daha faydalı neler sunabiliriz? Her gün bunun üzerine kafa yormaya başladık. Lütfen Twitch canlı yayınlarımıza, Instagram canlı yayınlarımıza katılın ki bu tarz ürünler geldiği zaman herkesten önce, bu videolardan önce siz görmüş olun. Beraber üzerinde tartışalım, sorularınızı sorun, test edelim, deneyelim. Mutlaka sizin de şu an bu gitar hakkında fikirleriniz ve deneyimleriniz olacaktır. Yorumlar bölümü mesajlarınızı bekliyorum. Olumlu veya olumsuz hiç fark etmez. İstediğiniz gibi yazın. Çünkü sizin yorumlarınız da çok önemli. Kullanıcı deneyimleri çok önemli. Bu gitarı satın almak isteyecek olan arkadaşlarım bu yorumlara bakacaktır. Senkop Müziğe çok teşekkür ediyorum. Bu gitarı bize sağladıkları için, deneyimlememize izin verdikleri için. Gitar hoşunuza gittiyse, fiyatını öğrenmek istiyorsanız, satın almak istiyorsanız da açıklamalar kısmına bağlantılarını bırakıyorum. Bu tarz içeriklerin daha fazla olmasını istiyorsanız, kanala destek olmak istiyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Abone olalım ve bildirim zillerini açalım. Pazar günleri katıl üyelerinin mesaj atabileceği ve tekrarlarını izleyebileceği gitar dersi canlı yayınlarımız başladı YouTube kanalında. O derslere katılın, katılmayın. Tekrarlarını izleyin, izlemeyin. Eğer kanala büyük destek olmak istiyorsanız lütfen katıl abonesi olmaktan da çekinmeyin. Maddi, manevi bütün desteklere ihtiyacımız var. Arkadaşlarım, sosyal ağlarım bunlar. Duyuruları oradan duyabilirsiniz. Eğer gitar müziğiyle ilgiliyseniz mutlaka hepsine abone olun, takip edin ve bu harika içeriklerden mahrum kalmayın. Yeni bölümlerde ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. O zamana kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın ama en önemlisi koç gibi kalın. Görüşürüz.